Parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili hangisi söylenemez? Birinci sözcükte koruyucu ünsüz vardır denmiş. Yani kaynaştırma sesi. Burada iki ün arasına gelen bu ne sesi? Koruyucu ünsüzdür. Dolayısıyla bunu söyleyebiliriz. İkinci sözcükte ünsüz türemesi vardır denmiş. Evet ünsüz türemesi hissetmekteki s'nin bir tanesinin türemiş olmasıdır. Bunu da söyleyebiliriz. Üçüncü sözcükte ünsüz benzeşmesi var mı? Unutmaktan sonra gelen sıfat fiil ekinin başındaki t bir benzeşme örneğidir bunu da söyleyebiliriz. Beşinci sözcükte ünsüz yumuşaması var mı? Var. Adım sözcüğü atmak kökünden gelir. Buradaki t burada d'ye dönüştüğü için yumuşama olduğu söylenebilir. Ancak dördüncü sözcükte ünlü düşmesi vardır deniyor. Hafıza sözcüğüne bakalım. Hafızada herhangi bir şekilde düşen bir ünlü söz konusu değildir. Bundan dolayı sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangileri vardır diye soruluyor. Uyku sözcüğüne bakalım. Kökü uyumak eylemi. Sonra bir yapım eki aldığında buradaki u düşmüştür. Yani bir ünlü düşmesi vardır. Bunu söyledikten sonra yolculuk sözcüğüne bakıyoruz. Yolculuk sözcüğü bir yönelme hal almış. Almış olduğu bu ek ne yapıyor? Sesli harf olduğu için K'yi yumuşak G'ye dönüştürüyor. Burada demek ki bir ünsüz değişimi de söz konusu. Buradan harekette baktığımız zaman ünlü düşmesi ve ünsüz değişimi bu dizelerde görülen ses olayı olmuş olur. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Bu cümlede altı çizili sözcükte görülen ses olayı hangisinde yoktur diye soruluyor. Altı çizili sözcükteki ses olayı şu. Buraya yazalım. Girmek eylemi girdik şeklinde söylenmiyor. Girdiğim deniyor. Bu bir ünsüz yumuşamasıdır. Bu ünsüz yumuşaması olmadığı sözcüğünde var. K yumuşak G'ye dönüşmüş. B seçeneğinde yapamayacağım sözcüğünde K ve anladığım sözcüğünde ki yumuşamış. D seçeneğinde çocuk derken benzer bir durum söz konusu. E seçeneğinde ise ak sözcüğü ağarmaya dönüşmüş yine bir yumuşama söz konusu. Ancak C seçeneğinde herhangi bir şekilde böyle bir ses olayı yok. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle C seçeneğidir. Bu parçadaki bilgilerden hareketli. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz yumuşamasına aykırı bir sözcük kullanılmıştır deniyor. Burada ünsüz yumuşamasının nasıl oldu bize açıklanmış. Dikkatlice baktığımız zaman A seçeneğinde at sözcüğünü görüyoruz. T sert ünsüz. Sonra buraya sesli harfle başlayan bir eki gelmiş. Bu da T sesini D'ye dönüştürmesi gerekirken dönüştürmemiş. Bundan dolayı at sözcüğü ünsüz yumuşamasına aykırıdır. Sorumuzun doğru cevabı da bu nedenle A seçeneğidir. Bu dizelerdeki ünsüz sertleşmesi ve ünsüz yumuşamaları toplamda kaç puandır deniyor? Ünsüz sertleşmesi 5 puan, ünsüz yumuşaması 10 puan olmuş. Önce sertleşmelere bakalım. Ağaçlar dökmüştü yapraklarını derken burada bir tane buluyoruz. 5 puan var. Çimenler sararmıştı derken bir tane daha var. Rengi solmuştu derken bir tane daha var. Gökyüzünü kara bulutlar sarmıştı derken burada bir tane daha var. Dağılmıştı da yine bir tane daha görmüş oluyoruz. Dikkatlice baktığımız zaman burada zaman eklerinin başındaki d'ler hep t'ye dönüşmüş. Yani 5 tane sertleşme söz konusu. Ünsüz yumuşaması nerede var? Bunu değerlendirelim. Bir tanesi rengi sözcüğünde var. K yumuşamış g'ye dönüşmüş. Burada bir 10 puan karşımıza gelmiş oluyor. Yine gidiyordu ifadesine baktığımız zaman T burada da yumuşamış bir 10 puan da burada görmüş oluyoruz. Buna göre toplamda puanlara baktığımız zaman 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45 puan görmüş oluyoruz. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle D seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede ünsüz sertleşmesi var mı? Var. Hayatta sözcüğünde bunu görüyoruz. Hayat da denmiyor. Bundan dolayı bunu söyleyebiliriz. İkinci cümlede ulama söz konusu mu? Aşık olmak var. Aşık sözcüğü sessiz harfle bitiyor. Olmak sesli harfle başlıyor. Burada ulamayı görebiliyoruz. Üçüncü cümlede ünlü türemesi söz konusu mu? Evet. Burada bir pekiştirme var. Yap yalnız denmemiş. Yapa yalnız denmiş. Buradaki a türemiştir. Bunu da söyleyebiliriz. Yine dördüncü cümlede türetilirken ünlü düşmesine uğramış bir sözcük var mı? Var. Devre, çevre kelimelerinde bunu görebiliriz. Çevire denmiyor, çevre deniyor, iyi düşüyor. Ancak beşinci cümlede ünlü düşmesi vardır denmiş. Bunu söyleyemeyiz. A, B, C, D, E seçenekleri doğru. Beşinci cümleyle ilgili değerlendirme yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangilerine yer verilmemiştir? Kaynaştırma ünsüzü vardır. Saçın yüzüne değse derken buradaki ne? İki ünlünün söyleniş kolaylığını göstermek için bir kaynaştırma ünsüzüdür. Ünlü aşınması vardır. Nasıl sözcüğünde görüyoruz? Burada ne asıl derken iki ünlüyle bir ünlüyle biten diğer ünlüyle başlayan iki sözcük arasında iki ünlü arasında bir söyleyiş problemi olduğu için burada bir tanesinin kaybolması ünlülerin ünlü aşılmasıdır. Bunu görebiliyoruz. Ulama ise nasıl aşk sözcüğünde var? Sessiz harfle biten bir sözcükten sonra sesli harfle başlayan bir sözcüğün gelmesi ve bu iki sözcüğün bir sözcük gibi okunması ulamadır. Ünsüz yumuşaması öleceğim sözcüğünde var. Derdim sözcüğünde var. K'nin yumuşak G'ye T'nin D'ye dönüşmesi ünsüz yumuşamasıdır. Burada ünlü türemesi yoktur. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir bu dörtlükte ünlü düşmesine uğramış kaç sözcük bulunmaktadır diye soruluyor. Yahya Kemal'den bir şiir gelmiş. Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul derken burada bir ünlü düşmesi yok. Görmedim sevmediğim hiçbir yer bir ünlü düşmesi yok. Ömrüm oldukça derken buradaki ünün düştüğünü görüyoruz. Gönül tahtıma keyfince kurul derken keyifteki iyinin düştüğünü görüyoruz. Taht kelimesinde düşme yoktur çünkü kelimenin aslı taht değil tahttır. Dolayısıyla ikinci sözcüğü bulduk. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer derken burada bir düşme daha görüyoruz. Buna göre bir, iki, üç tane ünlü düşmesine uğramış sözcük var. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Bu dizelerde altı çizili sözcükte görülen ses olayı hangisinde yoktur denmiş. Önce ses olayını anlamalıyız. Sözcüğün köküne bakalım. Bekle sözcüğü. Şimdiki zaman eki almış. Bu durumda e ne olmuş? İ'ye dönüşmüş. Yani burada bir ünlü daralması söz konusu. Sırasıyla bakalım seçeneklerimizi. B seçeneğinde arıyor sözcüğünün kökü aramak. A daralmış. C seçeneğinde parlıyor sözcüğünün kökü. Parlamak A yine daralmış. D seçeneğinde tarıyorsun sözcüğünün kökü. Taramak A yine burada daralmış. E seçeneğinde dikkat edelim buraya. Diye sözcüğünün kökü demektir. Diye değil diye şeklinde söylenmektedir. E daralmıştır. Ancak A seçeneğinde herhangi bir daralma yoktur. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle A seçeneğidir.